Selamlar hep Before Horizon 5 videosuyla daha beraberiz. Bugün terk edilmiş araçlar serisine harika bir arabayla devam ediyoruz. Bu videonun özelliklerinden birisi manuel kesimi ilk kez bir Forza videosunda kullanılacak olmam. Driver'ını kurmam birazcık problemli oldu açıkçası. Çünkü direksiyona bağladığım zaman meğersem vitesi algılamıyormuş. İlla ki USB ile bilgisayara bağlıydı bana. Ben de yaptım. İnşallah tabii siz de beğenirsiniz. Açı birazcık vitesin konumundan ötürü farklı gözüküyor. Birazdan anlayacaksınız. Kokpitimiz geldiği zaman zaten bütün açıları da düzelteceğiz. Gördüğünüz üzere Forza Horizon'ın mükemmel bir deniz kenarındayız tekrardan. Biliyorsunuz seviyoruz biz buralarda takılmayı. Deniz kenarlarında evler falan, bir bakayım. Bak bak bak, şömineli bir oda var. Üst katta hem de. Vay arkadaşlar, hayatlar var bu Meksika'da da ya. Neyse, bu yolun kenarındaydık arkadaşlar. Şimdi bakın buradan geliyoruz, ha. Çap, burada ne görüyoruz? İnanılmaz bir hazine. İnanılmaz bir araba. Oo, buralardan da neler beğen almışsın sen reis ya. Oy 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 oy. Arkadaşlar, taklalı bir arabayla karşı karşıyayız. Hepimiz bu arabayı zaten tanıyoruz yani arabayı. Nissan 350Z 2003 model. İsterseniz hemen bir aracımıza startımızı verelim. Bakın bu şekilde gözüküyor kamera açısı. Artık hayat. Vites birazcık, çünkü kolumun tam yanında kalıyor. Birazcık daha önde olmasını isterdim ama kokpitte hepsi ayarlanacak zaten. Hemen bir gaz verelim bakalım. Çalıştıralım arabamızı. Oo oğlum, ne kadar şey lan. Ne kadar tekliyor, oha. Bunun bir de direksiyonu terste ya, keşke solda olsa direksiyon. Ama inanılmaz bir araba. Stok 1 Nissan 350Z ile birlikteyiz. Vitese taktım, vites girmedi kardeş. Hadi yarım debriyaj. İlk kez yeni direksiyon setimle manuel debriyaj, manuel vites bir araba süreceğim. Heyecanlıyım bu konuda. Ancak araba bana bu zevki çok tattırmayacak gibi. Sallana sallana şimdi bu kumlardan çıkmaya çalışacağız. Direksiyon hissiyatını da bu arada sürekli test ediyorum. Çünkü simülasyon modunda sürüyoruz artık direksiyonumuzu ve maksimum gerçekliğe yakın bir şekilde sürmeye çalışıyoruz. Direksiyon sanıyorum ki yamuk gene ama anlayacağız şimdi. Şuradan inşallah bir tırmanabilse kuma gömülmeden. Araba kuma gömülmüş. Aa, kayıyor. Hayır kaymı, dur. Ya lan oğlum, hadi çıkarsın. Vay arkadaş. Arkadaşlar şaka maka araba çıkmıyor, evet. Şimdi geldiğimiz yoldan birazcık daha şöyle açıyla çıkmaya çalışacağız. Bu arada zaten evimize de çok yakınız. Hemen varacağız da yani. Arkadaşlar araba gerçekten ya, kaç beygirsin Allah'ını seversen ya. Kaç beygirlik arabasın sen. Stoğun 380 beygir falan mı senin? Daha azıcık canlı açılı gidin hadi ya. Arkadaşlar başardık. Oo. O. Frenler de tutmuyor. Reis, bilerek vurmadım, kusura bakma. Oh be. Arkadaşlar ben bu arabanın hasarına tek tek bakmama gerek yok. Vitese takıyoruz, vites bile girmiyor yani, o kadar şey ki. Bayağı takla atmış, pert olmuş bir Nissan 350Z ile karşı karşıyayız. Ama biz bu arabayı da adam ederiz abi. Biz bu arabaya var neler yaparız neler. Hiç oyalanmadan şuradan girelim. Direksiyon lamba sert. Bir fren yapayım bakayım. Yok, araba gördüğünüz üzere durmuyor. Ama biz bir an önce evimize girelim ve bu arabayı toplayalım. Nissan 350Z Fairlady Z olarak geçiyor. Hemen buradan dış tasarımından dönüşümüne geldik ve ilk yapacağımız şey tabii ki de bir motor bakmak. Stok tipinde arabanın V6 motor var arkadaşlar. 287 beygirmiş, 281 diye hatırlıyordum ben. Sarılı 6 silindir var, V8 var, sarılı 6 turbo var, V6 çift turbo var. Bak V6 çift turbo çok hoşuma gitti ha. Bir seslerini dinlemek isteyelim. Stok sesi zaten V6, sarılı 6 bu. Bu arada oyunun sesleri gerçekten harika ya, çok başarılı. Yani sırılı 6 ile V6 arasındaki farkı mükemmel veriyorlar. Çift turbo buradan belli oluyor ama benim tercihim arkadaşlar, her ne kadar atmosferik V6 çok hoşuma gitse de egzoz yaparız abi, toplarız biz bu arabayı ya. Arkadan itiş devam, hiç oraları değiştirmeyeceğim. Hemen buradan arabamızın yükseltmelerini basmaya başlayalım. Ay ya, bu direksiyon üstündeki joystick birazcık hassas arkadaşlar, bazen çok kayıyor. Şimdi burası çok önemli, bir egzoz dinleyeceğiz. Of. Of. Şu an açıkçası bunu istemiyorum arkadaşlar, bu benim çok hoşuma gitti. Ya haksız mıyım abi, yaz yorumlara. Siz olsanız siz de bunu takmaz mıydınız? Bence çok başarılı. Hemen shift turbomuzdan da şuradan veriyoruz. Artı 270 küsür beygiri. Vay arkadaş, hayvan gibi yaptık la arabayı. Arabanın beygiri gerçekten çok yüksek oldu. Ben drift yapmak istiyorum tabii ki, ancak sürekli götümüzü de sağa sola atsın istemem. Eldeki en iyi frenlerimizi takalım ve geldik yaylara.
Bence hiç çok bak çok da fazla bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu arabayı kesinlikle bence bir drift tipi yayla beslemeliyiz yani. Olması gereken şey bu. Bak bununla bunun arasında kamber farkı var zaten. Hemen taktık. Buradan gelsin viraj demirleri. Buradan cage diyor. Ben kesinlikle cage'i desteklemiyorum. Her ne kadar ağır olması arabanın daha iyi drift yapıcı anlamına geliyor biliyorum. Ancak yine de cage'i bu arabaya asla yakıştıramam arkadaşlar. Takmayacağım. Buradan hemen debriyajımızı falan değiştirelim. Yarış tipi şanzıman koyalım arabamızın orijinali 6 vites 6 vites tek bırakalım istiyorum arabayı. Elimizde önceden drift diferansiyeli varmış. Ben bunu takayım açıkçası ayarlamıyoruz ama olsun. Lastik seçimi. Lastik seçimi arkadaşlar. Drift lastiği bileşeni takacağız tabii ki de. Kar lastiği falan var ama ben daha kar lastiği takan görmedim ha. Stokları da bırakabiliriz ancak ben drift lastiğini destekliyorum. O yüzden onu o şekilde bırakacağız. Ön lastikleri bir tık kalınlaştıracağım gibi gözüküyor. Arka lastiği çok kalınlaştırırsam yol tutuşu artar ancak şöyle bir tık da büyütmeyelim mi şimdi yani. Kalın lastik severiz kardeş. Oo geldik çanta. Açıkçası 350Z'ye çok parçalı yakışıyor. Az parçalı da yakışıyor. Yani araba yakışıklı araba şimdi her şeyden öte de. Şu tarz bir şey inçini büyüttüğümüz zaman benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şu an renkten çok belli olmuyor olabilir ancak şimdi bakın inçi büyüteceğiz tamam mı? En büyük. Ay aman Allah'ım. Renginden dolayı siz şu an çok fark etmiyorsunuzdur yorumlarda tahmin edebiliyorum. Şimdi bunu en dışa alacağız da bu birazcık bug'lı gözüküyor. Tamponun çamurluğun içerisine girmiş gibi gözüküyor. Arka spacer'ı da en arkaya verdik. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir araba geliyor. Geldik body kit'e. Çok fazla bir şey yok body kit'te bildiğim kadarıyla. Biz Nismo'nun tamponumuzu takalım. Nismo'nun tamponu güzel çünkü. Bir rüzgarlık var. Rüzgarlık bir bakalım ne takabiliriz. Bu da güzelmiş ha. İlginç bir şekli var bence ama Nissan'ın kendi bu tarz stok Nismo rüzgarlığı varken çok da bozmamak lazım. Nismo tampon da var. Keşke bir yanlara da bir şeyler yapabilsek. Aa sadece lip varmış. Büyük bir body kit olsun isterdim açıkçası. Bu arka tampon takıp takmama konusunda kararsızım. Bence takalım abi. Drift arabası değil mi ya? Bir de Nismo'nun sonuçta dediğim gibi orijinal parçalar koymamız lazım. Arabamız 1270 kilo düşerek 1011 beygire yükseldi. Hayvan gibi bir şey yaptık. İnşallah drifti başarılı olur arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Şimdi burada top speed falan kesinlikle önemli değil zaten. Siz de bunu biliyorsunuzdur. O yüzden açıkçası top speed'den ziyade 0-100'ün düşük saniyede olması arabanın torkuyla alakalı artı bir şey sağladığından ötürü birazcık buraya oynamaya çalışacağım. Yani hızlanmaya oynamaya çalışacağım. O yüzden sağa doğru çekeceğiz. Ama 0-100'ümüz arttı abi. 5.2 saniye oldu. 5.1 saniye. Bulabilecek miyiz acaba doğru bir ayar? Oha lan araba 428 bastı. Çüş. 4.9 saniye arkadaşlar. Sadece en solda bir artısı var ya. Şaka gibi. Evet abi arabanın 0-100'ü en solda da zaten daha performanslı gözüküyor. 4.9 saniye düşüyor. Torkuna da top speed'ine de çok güzel artılar bunlar. Yani arkadaşlar açıkçası ayarlayacağım başka bir şey yok ya. Viraj demirlerine falan da baktım ancak şimdi buraları kurcalarsam belki yanlış bir şeyler yaparım. Şimdilik o yüzden ellemeyeceğim. Mevcut düzenini kuracağım. Ve daha fazla oyalanmadan artık tasarım boyaya geçelim. Arabamızı bir boyayalım. Açıkçası Nissan turuncusu var üstünde ve bayılırım açıkçası bu Nissan turuncusuna. Ancak farklı renklere de bakabiliriz. Siyah falan da açıkçası ilginç duruyor Nissan üstünde. Şey mi yapsak acaba? Ulan ilk kez bir hazır tasarıma düşebilirim. O da hani şunun için düşerim eğer güzelini bulursam. Evet abi hızlı ve öfkelideki iki tasarım da mevcut burada. Tokyo Drift'teki arabayı alsak aslında bence hiç fena durmazdı. Bence bir D2'nin arabasını alalım. Bakın biliyorsunuz bu tavsiyelerde pek hazır tasarım kullanmam ancak Nissan 350Z'nin turuncusundan vazgeçmem için sağlam bir sebep D2'nin arabası. 350Z'si gerçekten inanılmazdı. İçerisinde cache falan da vardı açıkçası ancak biz yapmadık. Arabayı bir teste çıkartmak istiyorum. Hemen bir ses kontrol. Abi araba çok güçlü ya. Mükemmel güçlü bir şey yaptık. Şimdi yavaştan bir kalkacağım. Debriyaj kavraması da bayağı erken ha. Şu şekilde güzelce bir sakince ilerleyelim abi. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Yavaş gel kardeş. Niye öyle geliyorsun? Aklımı al. Yavrum 350ZB ne güzel arabasın sen. Şurada şöyle bir duralım bakalım. Oo, ilk driftimizden neyse bir sıfır çizmiş olduk. Vites aralıkları çok mu uzadı acaba? Arkadaşlar yanlışlıkla drift yapmayı öğrendim bu arada 900 derecede. Oynaya oynaya çözüyormuş işte insan. Birazcık antrenman yapmam gerekiyordu. Ama eğer ki yeni kazanmasa yaparsam kusuruma bakmayın o kadar da iyi değilim henüz drifti çünkü. Dedikten sonra yaptığım drift. Woo! Şöyle bir kaçalım şuralardan. Hayır! Çok oldu lan. Aa, keşke bağlayabilseydim. Ama farkındaysanız oynadıkça geliştiriyorum kendimi. Önceden 900 derecede hiç drift yapamazdık. Oo,
burada biraz kargaşa var. Şöyle sakince. Aa, drift zone. Kaç puan yaptığımı görmüyorum çünkü onların hepsini kapattım. Sıkıntı yok çok fazla. Sıkıntı var biraz. Arkadaşlar bir kere sıçtığınız zaman çok fazla sıçıyorsunuz. O yüzden bir kere sıçmamak gerekiyor. Bir kere sıçınca çünkü hayatın bir kuralıdır. Ardı arkası kesilmiyor o sıçmaların, durmanız lazım o yüzden. Aynı zamanda bir hayat dersi gibi bir söz. Durmazsanız çünkü sıçmalar bitmiyor. Ha şöyle işte, anladınız mı? Zaten kar fırtınasına denk geldim. Ya birader, saçma sapan araba sürmeyin lan. Tamam, şöyle şu kar fırtınasından çıkmak istiyorum ben ya. Şöyle, ay. İşte bu arabayı, hop. Ya birader, Allah Allah, kaza yapmayacağız diye girdiğimiz triplere bak. Bu arabayı hani drift yapması keyifli. Ondan sonra driftten sonra toplaması birazcık tribe sokuyor adama. Ama geldi, sürmesi gerçekten çok keyifli bir araba. Şu şeyden bir çıkmak istiyorum. Şurada bir top speed denemesi yapmaz mıyız ya? İç kamera seven çok fazla insan var. Onlar için birazcık da iç kameradan devam edelim. Oha! Lan 7'ye takmışım. Tabii bunun da 7. vitesi olduğunu unutuyorum bazen. Şöyle dip gazı koydum arkadaşlar, azıcık hızlanalım. Turbo sesi nasıl peki? İnanılmaz değil mi? Şöyle azıcık da makaslar kardeş. Otoban farisi lan bu araba. Önümde bir yansıma var. Biraz görmekte zorluk çekiyorum. Aa, direksiyon tutmak da çok zorlaştı. Bir de 350Z'ye kötü araba diyenler var. Of. Birader korktum. Ters. Aa! Tuttum tamam, kaymadık. İnanılmaz bir arabasın sen ya, bu arabayı kim nasıl beğenmez ya. Fıstık gibi araba yapmışlar arkadaş. Şuna bak. Tuttum lan. Gene tuttum. Tutamıyordum. Hayır. Dur. Lan dur. Tamam. Felaketi engelledik ama tatsızdı yine de. Ya arabada ilk 4 vitesin haricinde dip gaz veremiyorsun. Pardon, ilk 4 vitesten sonra dip gaz verebiliyorsun. Yoksa arabanın götü oynuyor. Hem de bayağı oynuyor. Lambo'yu da... Aa lan, sıyrılamadık. Vay arkadaş ya, oradan sıyrılsaydı epik bir hareket olacaktı. Hayır! Bozdun beni kardeş. Aradan sıyrılmayı planlıyordum ben. Bak. Aslana bak, aslana. Olay, arabanın spin atmasının sebebi her yere de dip gaz girme demekmiş arkadaşlar. Bütün driftleri dip gaz yapınca araba birazcık götü başı ayrı oynuyor. Oh no! Of! Ya bütün kazaların sebebi trafikteki diğer insanlar. Ben mi maganlıyım lan? Onlar bana kaza yaptırıp duruyor sürekli. Şöyle... Ah ulan! Şunları bağlamaya başladığım an çok büyük fark yaratacağız şu oyunda. Onlar da tamamıyla zamanla olacak, onun da sözünü veriyorum, merak etmeyin. Artık ekipman eksiğimiz kalmadı çünkü. Ah bak olacak aslında onlar ama azıcık pratik işte. Ah ya kardeşim, ben şurada bir yan vermek istiyorum ama size çarpmamamın imkanı yok. Çarpmadan buraya dönmenin, göt vere dönmenin imkanı yok. O yüzden bugün gibi başka virajlarda deneyeceğiz.
Ama işte trafikteki araçlar beni çok heyecanlandırıyor her defasında ya. Demek yeni ehliyet alanlar trafik, gerçekteki trafikte de böyle hissediyormuş. Yaşamadan anlamazdım. Bir tane fotoğraf çekmek istiyorum ancak bunu bu direksiyonla çek... Drift yaparken nasıl çekebileceğimden emin değilim. Aaa kardeş, tuşa nasıl basacağımı bilmiyorum ama basmak istiyorum. Basmışımdır belki. Yani daha güzel bir virajda da çekebilirmişiz bunu. Ama şöyle bir poz işte fena olmadı bu arada. Mesela yani tam bir DK poz olmadı mı? Bence hiç fena değil. Arabanın bu tarafında dövme olsa bu taraftan da güzel bir şeyler çıkartırdım da bu tarafta dövme yok. Videomuzda bu güzel görselle kapatmak isterim. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha fazla unutulmuş, terk edilmiş araçlar için like atmayı unutmayın. Drift gerçekten çok eğlenceli. Kendimi daha fazla geliştirmeyeyim biliyorum ancak sizin yorumlarınızı gerçekten değer veriyorum. Drift hakkında söylemeniz gereken bir trik ya da bir spesifik bir şey varsa bana da bunları anlatabilirsiniz. Ben sanıyorum ki bazı noktalarda yanlış yerde gaza basıyor, yanlış yerde fren yapıyorum. Ama e-frenimiz olduğu zaman bunların hepsini çok daha rahat, bir tık daha kolaylaştırabileceğiz. E-frenin yardımıyla çünkü buradan alacağız. İyi bir destek olacak o bizim için. Haftaya inşallah kokpitimiz de tamamlanmış olacak. Hiç merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Yapıyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Sosyal medyadan beni takip edin. Hoşçakalın.